Karanfilim kat beni, al koynuna yat beni. Karanfilim kat beni, al koynuna yat beni. Eğer sözün tutmazsa aslanım, pencereden at beni. Eğer sözün tutmazsa aslanım, pencereden at beni. Hamam tası su tası, yeşil bucak ortası. Hamam tası su tası, yeşil bucak ortası. Devdimin evleri, ay gelin hükümetin arkası. Sevdiğimin evleri, ay gelin hükümetin arkası. Ayakkabın bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ayakkabın bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ben buralı değilim aslanım, bana meyil bağlama. Ben buralı değilim aslanım, bana meyil bağlama. Davulcu gümlesin, aşık olan dinlesin. Burada davulcu gümlesin, aşık olan dinlesin. Sevdiğini almayan aslanım, ben evlendim demesin. Sevdiğini almayan aslanım, ben evlendim demesin. Menevşesi çilik milik, menevşesi çilik milik. Benim yârim yedi yinik, benim yârim yedi yinik. Sen gel menevşelim, sen gel. Gittiğin yollardan dön gel. Vardır aramızda engel. Sen gel. Evet sevgili seyircilerimiz, Barışça Türkiye'nin sesinde Burdur'dayız. Sizlere sözümüz vardı geçtiğimiz haftalarda. Burdur'u ziyaret edeceğiz. Burdur'dan çok güzel görüntüler sizlere izlettireceğiz diye. İlk olarak Burdur'un en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Yeşilova'dayız. Ve yanımızda da geçen yıldan hatırladığımız programlarımızın video abimi, Şeker Başkanımız, gerçekten de misafirperver başkanımız, Nuri Başkanımızla birlikteyiz. Öncelikle Barışça Türkiye'nin sesiyle tekrar sizlerle birlikteyiz başkanım. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Yeşilova halkı adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Başkanım, geçen yıldan bu zamana bir hayli bir zaman geçti ama Yeşilova bir hayli güzelleşmiş. Biz gezdik, dolaştık, gölümüzü tekrar ziyaret ettik. Oradan şu an ekran başındaki izleyicilerimiz gölümüzü izliyorlar. Hemen fazla vakit kaybetmeden öncelikle Nuri Başkanımızı tanısınlar, ardından Yeşilova'yı. Ben 1959 Yeşilova doğumluyum. Ortaokul ve ilk öğretimi burada yaptım. Daha sonra Sağlık Koleji'de bitirdim. Ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli olup ilçeme döndüm ve belediye başkanı olarak hizmet vermeye başladım. Evet. Şu ana kadar seçimlerden bu tarafa birçok gelişmeler oldu. Biz birçok yolu kilit taş döşedik. 20-30 tane, 20 veya 23 tane yolu kilit taş döşedik. Pazarını kilit taş döşedik. Pazarındaki dükkanlar yapılmış, onları tamamladık. Kendimiz dükkan yapıyoruz, petrol ofisi yapıyoruz. Yeşilova'nın, belediyenin gelirlerini arttırıcı işlere girişmek istiyoruz. Bundan sonra bir daha terminalin üzerinde dükkanlar yapacağız. Belediyeye gelir nasıl sallarız, nasıl kalkınırız, onların şeysindeyiz. Petrol ofisi yapımız devam ediyor. Şu anda herhalde 1-1,5 aya kadar orada bitecektir. Halkımız hizmetini sunacağız. 20 kilometre kadar da su yolu döşedik. Baraj suyunun ilçemizin her noktasına ulaşmasını istiyoruz. Karatlı köyüne kadar, Kayadibini köyüne kadar su götüreceğiz. Şu ana kadar işte 20 kilometre falan döşedik. 4 tane park yaptık. Çocuk parkları, çocuk alanları yaptık. Parklarımıza çocuk oyuncakları yerleştirdik. Daha da geliştirmek, daha da yeşillendirmek istiyoruz. 12 bin yakında ağaç diktik. Yeşilova'nın yeşillenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ve ağaç alıma, yeşillendirmeye devam edeceğiz. Yeşil alanlar yaratacağız. Geçen dönemden kalan dükkanları tamamladık. Şu anda da terminalin üzerinde bir yer daha vardı, böyle lokal. Orayı tamamlıyoruz. İnşallah onu da çok yakında şeye vereceğiz, kirayı vereceğiz veyahut da kendimiz açacağız. Fabrika yapım çalışmalarımız var. Köylümüzün ve halkımızın ürünlerini değerlendirmek, onları kurutmak, paketlemek, aromatik bitkileri kurutmak, paketlemek üzere bir fabrika aşamasındayız. O da Antalya'da Mimarlar Odası Başkanlığı'yla birlikte ortak bir proje halinde bunu yürütüyoruz. Seneye kadar bunu tamamlanacağı ve üretime geçeceğimizi, köylümüzün ve vatandaşımızın ürünleri değerlendireceğimizi inanıyorum. Kayak merkezimiz büyük aşamada tamamlandı. Yol asfaltından sonra kayak yapılabilecek bir durumdadır. Tüm vatandaşlarımız oraya kayak yapmaya çağırıyoruz. Dünyanın belki de en güzel kayak merkezlerinden birisi olacak. Ve oldu. Geçen yıl biraz bir deneme yaptık biz. Göl manzaralı ormanın arasında çok güzel bir kayak merkezi oluştu. Vatandaşlarımız orayı bekliyoruz. Tesislerimiz var şu anda. Sadece yolumuz asfaltlanmadı. Vatandaşlarımız buyursunlar, gelsinler. Evet. Üniversite yapım aşamasında, üniversitede 1,5 aya kadar tamamlanacak. Biz belediye olarak maddi manevi katkılarımızı yaptık. Yakında da onun da faaliyete geçeceğine inanıyorum. Üniversiteden sonra da ben Anadolu Lisesi yapılması gerektiğini düşünüyorum ve o türde çalışmalar yapacağım. Fabrika yapıldığında, üniversite yapım aşamasından ve okuldan sonra da Yeşilova'nın büyük ölçüde kalkınacağını, tanıtılacağını ben inanıyorum ve büyük şey de değişecektir. Çevre yolu yapım çalışması devam ediyor. İlçemize Burdur'a giden yol köylerin içerisinden geçmekteydi. Onun ihalesi büyük aşamada yapıldı ve yol çalışmaları yapılacak, yol dışarıya alınacak. O da tamamlandı. Bir de biz geçen baharda şey yapmıştık, Burdur'dan gelen yolu çift yol, işte kilit taş çalışması yapmıştık. İnşallah Karaman'dan gelen yolu da Sehel'e kadar orada kilit taş çalışması yapacağız, onu tamamlayacağız. İlçemizde kilit taş döşenmemiş, yol bırakmak istemiyorum. Bütün ilçemizdeki kilit taş döşemesi bittikten sonra da söz verdiğim gibi yürüyüş yollarını yapmak istiyorum. Ve seçim döneminde verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim, hepsini tamamlayacağım. İnşallah Yeşilova'yı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Ve bundan sonra önceki talihini yenmiş Yeşilova'yı etraftaki ilçelerle aynı düzeye, hatta daha ileri götüreceğime inanıyorum. Bütün halkımızı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Başkanım, burada şu an bizi ekran başında izliyorlar, yurt içinde ve yurt dışında. Yeşilova'yı bilmeyenler var.
Biraz Yeşilova'dan bahsedelim. Coğrafyasıyla, nüfusuyla, özellikle gölüyle, Salda Gölüyle ve o gölde de birlikte geçen yıl dolaşmıştık. Özel bir kumu var. Yani Mars'ta, bir tek Mars'ta olan özelliği. Yani gölümüzden başlayarak Yeşilova'mızı ekran başındaki izleyicilerimize bir anlatalım. Öncelikle Yeşilova'mız Akdeniz ve Ege geçiş noktasında Fethiye, Denizli ve Antalya illerinin tam orta noktasında yer alan bir yer. Ulaşımı kolay. Gelmek isteyenler için çok güzel bir yer. Gölümüz Türkiye'nin en derin, dünyanın ikinci derin göllerinden bir tanesi. Temiz ve berrak suyu, içilebilir nitelikte suyu ve sodalı. İçtiğimiz maden suyunun özelliğini gösteren bir soda. Çamaşır suyu falan şeyinde değil, sadece mineral yüklü. Mineralleri fazla olan bir soda. Ve de etrafındaki toprak özelliği de dünyada tek Mars'ta olan bir yer. Ve içerisinde kirler güzelleşmeyi, cildin güzelleşmesini sağlayan, cilt sağlığını sağlayan ve yaraları iyileştiren özellikle bir kil var. Bütün vatandaşlarımızın yazın yüzebileceği çok güzel plajlar var. Plajlar denizlerden daha güzel olduğunu inanıyorum ben. Çünkü altı kum, hiçbir tane taş yok veya ayağın batma tehlikesi yok. Ve de 300-400 metre boy olmadan yürüyebileceğin, içerisinde eğlenebileceğin bir düzeyde. Bence bir doğal havuz şeklinde bir gölümüz var. Ve de dünyada eşi benzeri olmayan turkuaz mavisini ihtiva eden bir özelliği var. Çünkü altı beyaz kum, üzeri su olan yerlerimiz çok güzel bir turkuaz mavisi var. Turkuaz mavisini bile görmek için gelinmesi gereken etrafı ormanlıklarla çevrili, çamlarla çevrili, çam kokulu ve buz gibi kaynak sularıyla beslenen bir gölümüz. Ben bütün vatandaşlarım, Türkiye'mizde ve yurt dışındaki vatandaşların gölümüzü görmelerini, burada misafir olmalarını, burada ağırlanmalarını isterim. Gerçekten tatil yapmaya, görülmeye değer bir yer, bir gölümüz var. Başkanım, nüfusumuz ve coğrafyamız, özellikle halkın geçim kaynağı, biraz Yeşilova'yı anlatabilir miyiz? Nüfusumuz şu anda 4720. Bizim nüfusumuz 8000'lerden buralara düştü. Sebebi de işte işsizlik olması. Doğa güzellik hiçbir şey yapmadı, yani olmadı. Üretim alanları, fabrikaların olmaması göç sebep oldu. Denizli sanayi bölgesi ve Antalya'nın turizm bölgesi olmasından dolayı gençlerimiz oraları tercih ettiler. İnşallah bunu bundan sonra değiştireceğiz. Daha da cazip hale getireceğiz ve vatandaşlarımız burada kalacaklar. Bu sağlandığı zaman da olacağına inanıyorum. Ben şu anda halkın geçim kaynağı büyük ölçüde tarımcılık. Esasında biz emekliler şehriyiz. Emekli olan herkes buraya geliyor işte. Yani emeklilerin böyle ikamet ettiği, sakin yaşayabileceği yer olarak görüyoruz. Çok da güzel bir havası var, yayla havası var. Evet, yayla havası var. Yazın serin olması bir cazibe merkezi haline getiriyor yazları. Yazları nüfusumuz 25-30 bine çıkıyor. Sebebi de işte serin olması ve tatil yöresi olmasından kaynaklanıyor. Ama kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu işte nohut ekimi, anason ekimi, haşhaş, afyon ekimi en büyük ölçüde ön planda gelmekte. Üzümcülük, bağcılık var. Ondan sonra buğday, arpa, diğer ürünlerimiz hepsi yetişiyor. Meyvacılığımız çok fazla ama pazarlamamız yok. Meyvacılığımız biraz daha ucuza işte mal etmekte. Bazen de ağaçların altında meyvelerimiz çürüyüp gitmekte. Eğer ülkemizin çeşitlerine vatandaşlarımız gelince burada bir bolluğun olduğunu ve ucuzluğun olduğunu göreceklerdir. Ülkemizin sayılı ucuz yerlerinden birisidir meyve, sebze ve yiyecek bakımından. Evet. Başkanım, az evvel sıraladınız ama ben yine de sormak istiyorum. 2014 biliyorsunuz seçim tarihi. Tekrar yeniden aday olacak mısınız onu bilmiyorum ama o tarihe kadar şu an planladığınız, yapmak istediğiniz, masanızda bekleyen veya gönlünüzde bekleyen veya proje hazır Ankara'ya gitmiş, Ankara'da bekleyen çalışmalar var mı? Buradan Yeşilovalılara müjdeleyelim. Evet, bizim çok büyük projelerimiz var normalinde. Şu ana kadar çeşitli engeller karşısında yapamadık, oluşmadı. Ama ben bu engelleri aşacağımızı inanıyorum. Şimdiye kadar mesela petrol projemiz vardı. Bir yıl falan gecikti. Sebebi de işte şikayetler olması, çeşitli entikalar olmasıydı. Ben bundan sonra bunları aşacağımızı biliyorum. Bir hayvancı sitesi projemiz var. Orada büyük bir şey yapacağız, mandıra yapacağız inşallah. Bunlar büyük projeler. Ben bir de güneş enerjisi sistemleri kurmak istiyorum.
Yeşilova'nın geleceği, belediyenin geleceğini büyük ölçüde onlar olacağını, oradan gelecek gelir olduğunu düşünüyorum. Ve projeyi Avrupa Birliği projesi ve Dünya Bankası projesi olarak geliştirmek istiyorum. Şu anda da TOKİ projemiz var. TOKİ yetkilileri bugün görüşme yaptık. 300-500 konut arasında bir konut yapımı planlanıyor Yeşilova'da. Bu 3 yıl içerisinde hepsini tamamlayacağımızı inanıyorum ben. Bir de Saldagöl etrafında turizm projesi var. Bu valilik, kaymakamlık ve belediye ile birlikte yürütmekteyiz. Maketten her şeyini hazırladık. Birinci plan aşaması tamamlandı, ikincisi tamamlanacak. Bu konuda kaymakamımıza çok teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten özverili olarak çalışmakta, ilçemizin kalkınmasında onun da yardımlarını ve çalışmalarını gözlemekteyiz. Ben 3 yılın sonunda vermiş olduğum sözlerden daha fazlasını yapacağımı, ilçemizi daha da ileriye götüreceğimi ben eminim ve vatandaşlarımızın bundan emin olmasını istiyorum. Evet, biz 2 yıldan beri yaklaşık Yeşilova'ya sürekli gelip gidiyoruz. Sizi takip ediyoruz gerçekten de. Geçen yıl söylediklerinizin üstüne çıkmışsınız. Bu sene onları gördük. Peki başkanım, normalde ben genelde başkanlarıma sorduğum en önemli sorulardan bir tanesi, ilçe ve beldelerin tanıtımlarında sosyal ve kültürel etkinlikler çok önemlidir biliyorsunuz. Evet. Sizin de her yıl gerçekleştirdiğiniz şenlikleriniz var, festivalleriniz var. Sizin önderliğinizde gerçekten de çok keyifli geçiyor. Geçen yılda hatta biz Akdeniz TV'de Barış'la Türkiye'nin Sesi izleyicilerine sizin şenliklerinizi izlettirmiştik. Bu yıl acaba gerçekleşecek mi? Onunla ilgili bir haber alalım sizden. Biz kültürel etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Yıl içerisinde de oldu. Bu işte festivalimiz gene var bu yıl. 22 Temmuz'da Cuma'yı aldık. Bütün vatandaşlarımız katılabilsin diye. Sabahtan çocuklar için animasyon gösterileri, palyaçolar olacak, eğlencelerimiz olacak. Bir tiyatro ekibimiz var. Gene Türk Halk Müziği yarışması olacak. Burada işte yarışma sayısını aza indirmek istiyoruz. Daha çok profesyonel sanatçıları vatandaşlarımızı dinletmek, eğlendirmek azmindeyiz. Bunlar olacak. Biz daha festivalden ayrı olarak da gene tiyatro faaliyetlerimiz devam edecek. 4 Haziran'da gene bir tiyatromuz var Yeşilova'da. Kadınlara yönelik çok güzel bir tiyatromuz var. Bütün vatandaşlarımızı o tiyatroyu da bekleriz. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam olacak. Gençlere yönelik, kadınlarımıza yönelik, Kadınlar Günü, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz, bütün etkinliklerimiz olacaktır. Kültürel faaliyetlerimiz devamlı da devam edecektir. Yani hiçbir zaman gitmeyecektir. Yani. Buradan izleyicilerimize müjdeleyebilir miyiz? 22 Temmuz'da şenliklerinizde Barış'la Türkiye'nin Sesi izleyicileri şenliklerinizi izleyebilecekler mi? Gelemeyenler yurt dışında kilometrelerce uzaklıkta ekranları başında Yeşilovalı hemşerileriniz özellikle. Bütün hemşehrilerimizin ben izlemesini istiyorum. Onlar da zaten yıl boyunca onları izlemek için heyecan duyduklarını biliyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımıza Yeşilova'da olup olmasın tüm Türkiye'ye ve yurt dışındakileri de izletmek istiyoruz. İzletmek de azmimizdir. Evet. Başkanım, son olarak buradan yurt içinde ve yurt dışında yaşayan özellikle hemşehrilerinize bir mesaj alalım. Ondan sonra söyleşimizi noktalayalım. Bütün vatandaşlarımızın saygı ve sevgilerimi sunarız Yeşilova halkı olarak. Onların mutlu olmalarını, mutluluk içerisinde yaşamalarını ve eninde sonunda Yeşilova'ya gelip Yeşilova'da katkı yapmalarını ister. Hepsini saygı ve sevgilerimi sunarım kendi adıma da. Evet. Biz de Barışça Türkiye'nin Sesi olarak başarılarınızın devamını diliyoruz ve bizi tekrar ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Hepinize ayağınıza sağlık, geldiniz. İlçemize tanıtımında katkıda bulundunuz. Hepinize, ekibinize, hepinize teşekkür ederiz. Karanfilim kat beni, al koynuna yat beni. Karanfilim kat beni, al koynuna yat beni. Eğer sözün tutmazsa aslanım, pencereden at beni. Eğer sözün tutmazsa aslanım, pencereden at beni. Thank you.
hamtası su tası, yeşil bucak ortası. Hamam tası su tası, yeşil bucak ortası. Devdimin evleri, ay gelin hükümetin arkası. Sevdiğimin evleri, ay gelin hükümetin arkası. Ayakkabın bağlama, kemer gözlüm ağlama. Ayakkabın bağlama, kemer gözlüm ağlama. Ben buralı değilim aslanım, bana meyil bağlama. Ben buralı değilim aslanım, bana meyil bağlama. Aşık olan dinlesin, sevdiğini almayan aslanım, ben evlendim demesin. Sevdiğini almayan aslanım, ben evlendim demesin. Evet sevgili seyircilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Barış'la Türkiye'nin Sesi önümüzdeki haftada sizler için yurdumuzun en güzel noktalarına gidecek ve sizler için en güzel görüntüleri sizlere izlettirmeye devam edecek. Teknik ekibimizden rica ediyorum. sarıcayapım.com web adresimizden programlarımızın tüm tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Tüm tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz, diyoruz ki haftaya aynı gün, aynı saatte, aynı ekranlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, esen kalın. Barış'la Türkiye'nin Sesinden ayrılmayın.